Merhum Emin Üstün Beyefendi, umudu mümküne ve mümkünü gerçeğe dönüştüren adamdır. Onun hayatı azim, sabır ve alın teriyle yoğrulan, nesillere örnek bir hayattır. 1951 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya gelen Abdurrahman Emin Üstün, aile büyüklerinden asıl miras olarak sadece güzel ahlak ve maneviyatı değil, aynı zamanda mucitlik ve girişimcilik ruhunu da almıştı. Babacığım biraz ticarette mucitti, çok çeşitli şeyler yapmıştı. İşte gazoz makinesi, duz makinesi, yerli otomobil filan. Merhum Habibullah Üstün, 1961 yılında tamamı yerli malı olan otomobili bizzat üretmişti. Dededen toruna geçen haslet ve yetenekler Emin Üstün'de artarak devam etti. İş hayatı ta çocukluk yıllarına kadar dayanan Emin Üstün, 1969-1974 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okurken, Lifsan Hidrolik Sanayi Şirketi'ni ve 1987 yılında ise inşaat arsa işleri alanında faaliyetlerini halen sürdüren Gentaş'ı kurdu. 1991 yılında mucide olduğu tasarrufa dayalı faizsiz el birliği sisteminin Türkiye'deki ilk uygulaması olan Emin Otomotiv ve 2005 yılında Emin Evimi kurarak büyük bir başarı hikayesine imza attı. Şöyle bir 20 kişi bir araya getirdik, işi dostu işte, okulduk dostlarımızı. 1 milyon topladık, 20 milyon. Çekiliş yaptık, birine otomobil çıktı, ona verdik otomobili. Elhamdülillah, daha sonra işte otomobilde, 2005'te konutta uyguladık. Ve devam eden bir şekilde bugün 150 bin kişiyi otomobil ve ev sahibi yapabildik bu sistem sayesinde. Mucide olduğu el birliği sistemiyle 1991 yılından beri yüz binlerce kişinin hayallerini gerçekleştirerek ev ve otomobil sahibi olmalarına vesile oldu. Allah ondan razı olsun. Tüm garibanları sevindiriyor. Katılmışız. İyi ki siz varsınız. Şu an çok mutluyum. İnşallah bütün herkesin de evleri olur. Hayalimizin gerçekleşmesi bizi hakikaten üniversite bitirmiş bir gencin sevilmesi gibi ben de ve arkadaşlarım da mutluluğu yaşıyorlar. Emin Bey'in mucide olduğu ve büyük bir başarıyla hayata geçirdiği el birliği sistemi, insanları sadece faizden kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda maliyet avantajı da sundu. Haksızlıklara ve baskılara boyun eğmedi. Yeşil sermaye yaftasıyla mütedeyyin iş dünyasına olmadık baskılar yapılan 28 Şubat darbe sürecine ve üst üste büyük ekonomik krizlere rağmen Emin Bey'in şirketleri batmak ya da küçülmek bir yana daha da büyüyerek yoluna emin adımlarla devam etti. Emin Üstün'ün diktiği o fidan büyüdü, gölgesinde yüz binlerin buluştuğu görkemli koca bir çınar oldu.
onuruyla yaşayanlar için hayat bir fırsat derken kişiliğini ve hayatını özetliyordu en veciz haliyle. Toplum olarak bu ülkeye herkesin bir katkısı olsun, herkes bu ülkede üretim yapsın, bir şeyler elde etsin. Bu bir milli harekettir, milli bir çalışmadır, hatta milli bir savaştır ekonomide başarılı olmak. Herkes ülkesi için bir şeyler yapmalı ki el birliğiyle biz ülkemizin problemlerini çözelim. O sabırlı ve cesur bir müteşebbis, azimli bir aksiyon ve mücadele insanı, kendinden ve davasından ve de insanların da kendisinden emin olduğu emin bir dava adamıydı. Yani bizim büyük oynamamız lazım, büyük bir şeyler yapmamız lazım, büyüğe hazırlanmamız lazım. 500 tane adamın dünyayı yönetmesine fırsat verilmemesi lazım. O da el birliğiyle, iş birliği olabilir. Başarıya ulaştıkça, maddi imkanlara eriştikçe muhafaza edilmesi güçleşen hasletlere sahipti ve bu hasletleri her şartta korumayı bildi. Tevazu, nezaket ve hilm sahibi şefkatli bir hayırseverdi. Ben başarılı olamayabilirim ama başka bir kardeşim bu işe çok iyi başarılı olabilir. Yani birileri çıkacak, belki benim 1000 katım iş yapacak yani. Emin Bey'in kurduğu şirketler yerli ve milli olma meselesinin hakkını veren en güzel örnekler oldu. Hani hepsinden iyi bir gönüle girmektir, diyor ya Yunus Emre. İşte Emin Üstün Beyefendi de nice unutulmaz incelikleriyle gönüllerde yer etti. Asıl ne kalır insandan geriye? Adı, hayrı ve hatırasıdır insandan geriye kalan. İyilik ve salih amelidir yanında gidecek ve onu taşıyacak olan. Ben de bir faniyim. Hepimiz faniyiz bu dünyada. Günü geldiğinde birileri çıkıp Emin abimiz Emin Evim adında insanların ihtiyacını çözen bir sistem kurdu. İnsanların neye ihtiyacı varsa onu hayata geçirdi. Allah ondan razı olsun derse ne mutlu bana, demişti Emin Bey. Ne mutlu ardından bunca Allah razı olsun diyene olana.